Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz gibi dilerseniz battaniye yapımında da çalışabilirsiniz. Evet hemen kolay gelsin diyerek modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için biraz e, zincir çekip üzerine trabzanlarımı hazırladım. Yani zeminimizi kurdum. Şimdi modelimizi e, örmeye başlayabiliriz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum birinci trabzanım örülmüş durumda hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bir ve iki tane çekerek trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum yan yana beş tane trabzanımı örüyorum bir iki üç 4 ve 5. 5 trabzanımızı ördükten sonra yeniden bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bir trabzan atlıyorum. Sıradaki trabzandan başlayarak 5 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2 3 4 ve 5 Şöyle görelim. 5 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan atla şeklinde örmeye devam ediyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. Yeniden 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Yeniden bir zincirimi çektim. Son olarak bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum ve iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir, iki, üç zincirimi çekiyorum ve diğer sıramı örmeye başlıyorum. Şöyle görelim. İki tane trabzanla başladım. iki tane trabzanla bittim. Birer tane zincirimi çektim ve aşağılarında bir trabzan atladım. Araya ise beşer tane trabzanımı ördüm. 3 zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çevirelim. Hemen bir tane zincir çekerek yuva yaptığımız yere tığımızın başını dolayarak 5 defa trabzanımızı örelim. 1 2 3 4 ve 5 5 defa trabzanımızı ördüm. Şimdi aşağıdaki 5 trabzanımızın olduğu yere bakıyoruz. 2 tane sağ tarafa ayırıyoruz. 2 tane sol tarafa ortadaki 3. trabzanımızı hemen tığımın başında doluyorum. Bakın zincir çekmeden şöyle giriyorum. Bakın tam 3. 1, 2, 3, Üçüncüye giriyorum. 1 ve 2. Dışa kabartarak trabzanımı örüyorum. Tekrar bir defa tığımın başını doluyorum. Bir zincirimin içerisine girerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 trabzanımızı bir zincirimizin içerisine yerleştirdikten sonra yeniden bir defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki 5 trabzanın 3.'üye yani tam ortaya yandan giriyorum. 1 ve 2 kabartarak trabzanımı örüyorum ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 trabzanımızı ördükten sonra zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki 5 trabzanın 3.sünden yandan giriyorum. 1 tane trabzan örüyorum. Tekrar zincir çekmeden 5 tane trabzanımı bir zincirimin içerisine doldurmaya başlıyorum 2 3 4 ve 5 zincir çekmeden aşağıdaki trabzanlardan 5'inin üçüncüsünden yandan giriyorum 1 ve 2 yeniden zincir çekmeden 5 trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanımın üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum şu şekilde çalışmamıza bakalım. Birer zincirlerimizin içerisine 5 trabzanımızı ördük. Ve bir önceki sırada örmüş olduğumuz 5 trabzanımızın tam ortasına girerek yandan trabzanımızı örerek bu sıramızı bitirdik. Şimdi diğer sıramıza başlayalım. 3 zincirimizi çekmiştik. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Aşağıda 5 tane trabzanım vardı. Hemen birincisine gelerek batıyorum. Birinci trabzanıma battım. Ve hemen yanındaki trabzanıma da batıyorum. 2 tane trabzanımı kenardan ördüm. 5 tane olan trabzanımın 2 sağdan örüyorum. 2 soldan ortadan bir tane trabzanımı örmüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakınız bir tane trabzanımı atlıyorum. Kenardaki 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 5'i bakınız 2 trabzan bir tane ortayı örmedim yukarıya bir zincir çektim kenarda da iki tane trabzanımızı örerek üçe böldük bakınız iki ördüm bir zincirle boş bıraktım bir trabzan atladım iki tane trabzanımı ördüm şimdi bakınız şurada diğer yönde kabartmış olduğum trabzanımı görmekteyim buradaki trabzanımız modelimiz boyunca devam edecek hep bu tarafa doğru kabartacağız arka yönde olduğumuz için arkadan giriyorum o bir tane trabzanımın ardından alarak örüyorum ve şöyle görüldüğü gibi dışa doğru kabartıyorum tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum buradaki 5 trabzanımın ikisini örüyorum birini örmeden atlıyorum diğer ikisini yeniden örüyorum iki trabzanımı hemen örüyorum bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum diğer iki trabzanımı örüyorum bir ve 2 tığımın başını doluyorum bakınız şöyle kabartalım buradan bu şekilde görülmekte diğer yönü çeviriyorum şöyle hemen onun ardından giriyorum dışa doğru kabartarak örüyorum ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 bir tane zincir çekiyorum başım doluyorum bir atlıyorum kenardaki iki trabzanımı örüyorum ve bu sıramızda da modelimizi bu şekilde yerleştiriyoruz tığımın başında doluyorum ardından giriyorum tekrar 5 trabzanımı 3'e bölüyorum İkisini örüyorum bir zincir çekip ortaya atlıyorum kenardan iki tane trabzanımı örüyorum tığımın başında doluyorum ardından girerek kabartıyorum ve 1 2 bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Kenardaki iki trabzanımı örüyorum ve son olarak kenar trabzanımı da ördükten sonra bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakınız, burası modelimizin arka yönü. Hemen üç zincirimizi çekelim ve diğer yönümüzü, ön yönünü çevirelim. Diğer sırada aldığımız bakınız kabartılar. Beşer beşer yine buraya da modelimizi yeniden kurmuş olduk. Bakınız 5 tane trabzanımız var. Modelimizin ön yüzünden yeniden modelimizi kuralım. Bakınız şurada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. 5 tane trabzanımızı bir zincirimizin içerisine yerleştiriyoruz. Ve hemen şuradaki devam eden bir tane trabzanımızı yandan örerek ilerliyoruz. Ve bu şekilde modelimizi kurmuş oluyoruz. 5 trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 araya zincir hiç çekmiyoruz bakınız giriyorum yandan alıyorum tekrar 5 tane trabzanımı bir zincirimin içerisine giriyorum 2 3 4 5 trabzanımı tamamladım Yeniden bir trabzanımı yandan girerek örüyorum. Tekrar 5 tane trabzanımı örmek için bir zincirimin içerisine giriyorum ve bu sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sıra sonuna kadar yeniden geldim. 5 trabzanımızı ördükten sonra kenarda bir tane şu şekilde önce bir zincir çekelim asılmasın ve bir tane trabzanımızı örelim kenarımızı bu şekilde tamamlamış olalım hemen 3 zincirimizi bitirdiğimiz yönde çekelim örgümüzün arkasını çevirelim ve daha önce yapmış olduğumuz işlemlerimizin bakınız şuradaki sıramızı örüyoruz 5 trabzanımızı 3'e bölüyoruz 2 trabzan bir tane trabzan ortadan atlıyorum 2 trabzanım örüyorum yani şuradaki sıramızı uyguluyoruz ve devam ediyoruz hemen başlangıcı birlikte yapalım Modelimizi dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. İki trabzanım ördüm. Bir zincir, bir atlıyorum. Kenardaki iki trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın ardından giriyorum. Beş trabzanımı üç'e bölüyorum. İkisini örüyorum. Bir tanesini bir zincir çekerek atlıyorum. Diğer iki trabzanımı tekrar örüyorum ve bu şekilde modelimi her iki sırada bir yeniden kuruyoruz bakınız biraz büyültelim Evet modelimizi bu şekilde örerek büyüttük bakınız 5 trabzan bir kabartı Alt sırada ise iki trabzan bir boşluk iki trabzan yeniden kabartımızı ördük ve bu şekilde her iki sırada sıralarımızı değiştirerek örmeye devam ettik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.